sürüyoruz. Bugün Zerdüştü Şii etkileşimi açısından kurtarıcı inancı konusunu hocamız ele alacak. Hocamız İranlı, Mahsa hocamız İranlı, Mahsa Tayyar. İranlı, Erdebil galiba. Evet. Üniversite eğitimine kadar da Arap Emirliği'nde, Birleşik Arap Emirliği'nde eğitim almış. Şu an Bursa Uludağ Üniversitesi'nde doktora dinler tarihi alanından. Aslında aynı şey değil ama karşılaşamadık bir türlü. Bu vesileyle hem bu sunum vesilesiyle de böylece karşılaşmış olduk. Din kültürü öğretmenliği yapıyor hocam hali hazırda. En önemlisi şunu söyleyeyim. Biz tanıtımını da yaptık kitabının dinler tarihi akımlarımızda. Kutsanmış Sanat adlı eseri bulunmakta. Ben sözü daha fazla uzatmadan hocama vermek istiyorum. Soru varsa soru kısmımız açık ama hani hocamız ne zaman dilerse o zaman cevaplayabilir sunumu esnasında. Sesiniz gidip geliyor diyor Şeyma Hoca. Benim için kesilmiyor. Ben Ha, güzel tamam. duyuyorum. Tamam, ses normal, tamam. Hocam buyursunlar. Sözü size bırakıyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş buldum. Buyursunlar. Teşekkür ederim. Eyvallah. Tekrar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle size teşekkür ederim. Gerçekten yakinen takip ediyorum. Dinler Tarihi Akademisi olarak çok güzel işler yapıyorsunuz. Çok faydalı. Çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Katılan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Selamlarımı iletiyorum. Şimdi ben aslında bir slayt hazırladım. Slaydı sizinle paylaşmam daha doğru olacak ilk başta. Şu şekilde. Sekme olarak paylaşabilirsiniz hocam. Ekranınızın tamamını paylaşmayabilirsiniz. Onu. Pekala. Yani sunumu açtıysanız şey yapabilirsiniz. Oldu değil mi? Şu an ekranınızın tamamı paylaşımda hocam. Ya da şu an hareket etmiyor gerçi. Şu an görebiliyorsunuz değil mi? Şu an evet yayın ekranını görüyoruz hocam. Tamam. Tamam. Evet. Şimdi seminer konumuz Zerdüştî Şii etkileşimi açısından kurtarıcı inancı. Fakat kurtarıcı inancına gelmeden önce ben çok kısa ve yüzeysel olarak Zerdüştilikle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Zerdüşt nedir? Zerdüşt kimdir? Biliyorsunuz Hint-Avrupa kültürü, ortak kültürü olarak Hinduizm ve tabii Zerdüştilik, Aryanların uzantısı olarak o bölgelerde yayılmıştır. İran'ın kadim dini olan Zerdüştilik de tabii ki Azerbaycan olarak tam net olmasa da Azerbaycan olarak belirlenmiş Zerdüşt'ün ortaya çıkması ya da doğum yeri olarak. Biliyorsunuz milattan önce 660 yıllarına dayanıyor Zerdüştilik. Bu dine mensup olanlara Zerdüşti diyorlar. Zerdüşti ve isminden dolayı tabii Zerdüştilik peygamberin isminden dolayı bu dinin peygamberi Zerdüşt. Peygamberin isminden dolayı da bu dine Zerdüşt dini olarak adlandırılıyor. Tabii başka isimleri de var. Kur'an-ı Kerim'de Mecus olarak nitelendiriyor Allah Subhanahu Teala. Ateşperest diyoruz. Fakat ateşperest ismi biraz daha negatif yükü var. Bir hata da içeriyor aslında bu isim. Ben hiç tercih etmiyorum bu ismi. Çünkü Zerdüştiler bir kere ateşe tapmıyorlar. Zerdüştiler için ateş sadece kutsal bir nesne ve kutsal olduğu için de ona yöneliyorlar dua ettikleri zaman. Dolayısıyla ateşperest dememiz, ateşe tapan dememiz çok da doğru olmuyor bilimsel açıdan. Bir de Tanrı Ahura Mazda ya ithafen Mazdaizm olarak da biliniyor Zerdüştilik. Zerdüştiliğin üç
sloganı var. Avestacası Humet, Huvacht ve Huverşt olarak biliniyor. Farsçası Endişeyenik, Goftarenik ve Kerdarenik. Peki bunun Türkçesi nedir? İyi düşünce, iyi söz ve iyi davranış. Bu Zerdüşt dilin temeli ve onların sloganı olarak biliniyor. Evet. Şimdi Zerdüştilikten bahsedecek olursak tabii ki dualizmden bahsetmeden geçemeyiz. Biliyorsunuz Zerdüştiliğin dini temeli dualizme Hocam dayanmakta. bölüyorum, özür diliyorum. Canım. Slaytınızı şu an paylaşmadınız onu. Aa. Yani şu an ekran var. Eğer slaytı açabilmemiz için yayın ekranını indirmeniz gerekiyor aşağı. Kendimi iyice yaşlı gibi hissettim. Hani bilgisayardan. Öyle hissetmeyin hocam. Dilerseniz hocam aynen o şekilde onu kapatalım. Tekrar eğer paylaşmak istiyorsanız, sunumunuzu açtıysanız, pencere veya sekme seçeneğini kullanabilirsiniz. Ama büyük ihtimal pencere sekmesine tıklayıp. Az önce a window, pencereye tıkladım. Your entire screen tamamen ekranı paylaşıyor. Tamamen değildi. Eğer orada sizin PowerPoint sunumunuz görünüyorsa onu tıklamanız gerekiyor. Görünüyor mu? Görünmüyor. İşte sıkıntı orada, Hocam o zaman görünmüyor. sunumunuzu kapatıp tekrardan açmayı deneyin. Orada görünecektir. Pekala. Böldüm, çok özür diliyorum. Yok, rica ederim. Çok iyi oldu çünkü slide'dan Çünkü devam ediyordum. slide yoktu hocam. Ben acaba hani slide daha gelecek mi? O yüzden bölmek istemedim Hayır, hayır. Evet, şimdi oldu. Tamam. biraz. Oldu mu? Evet. Oldu mu? Kesinlikle oldu hocam. Buyursunlar. Şimdi biz görebiliyoruz slaytı. Slaytı değiştirdiğinizde hocam aşağı indirmeyin. Yayın ekranını görmeyebilirsiniz bizi. Herhangi bir problem olursa, ses kesintisi olursa ben zaten size hatırlatacağım. Tamam, teşekkür ederim. Buyursunlar hocam. Şimdi evet, bu konuşmaların hepsine şu resimleri ekledik. Zerdüş nedir? Zerdüş kimdir? İyi düşünce, iyi söz ve iyi amelden bahsettim. Ve geldik dualizm inancına. Tabii ki şöyle demiştim, Zerdüş'ten bahsederken mutlaka dualizmden de bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü dinin temeli bu inanç üzerine inşa edilmiş. Ahura Mazda, iyilik tanrısı, tüm iyilikleri yaratmış. Onun karşısında iyilikleri kıskanan Ehrimen var. Ehrimen şeytan. Şeytan da tüm kötülükleri yaratmış ve Ahura Mazda ile Ehrimen sürekli bir çatışma halindeler bu dinde. Ehrimen'in diğer ismi de Avesta'da Angramanyu olarak biliniyor. Evet, Zerdüştilikte iyilik ve kötülük, karanlıkla aydınlık birbiriyle savaş halindeler dedik. Ahura Mazda ne anlamına geliyor? Ahura aslında Yüce Rab anlamında, Mazda ise bilge anlamında. Yüce Bilge Rab olarak hani bunu anlamlandırabiliriz Ahura Mazda'yı. Evet, şunu söylemem gerekiyor ki İran'da şimdi bunların hepsini konuştuk. Sonuç olarak İran'da bir din var, yaşanıyor ve bu dinde şeytan inancı var, ahiret inancı var, tanrı inancı var, peygamberlik var. Bunların hepsini yaşıyor bu insanlar. Ve İslam'la tanıştıktan sonra Şii mezhebi bu coğrafyada neşvunema buluyor biliyorsunuz. Aslında bu inançların var olması bu mezhebin de burada neşvenema bulmasına yardımcı oluyor bir şekilde. Yani evet yeni bir din geliyor ama zaten var olan bazı inançlar İslam'da da mevcut. Daha sonra İslam'ın Şii versiyonunda bunlar daha çok kendini gösteriyor bu düşünce. Zerdüştî düşünce. Neye dayanarak söylüyorum? Tabii İslam fethinden sonra biliyorsunuz
Zerdüştiler kendilerini böyle bir savunmak ihtiyacı duydular kendilerinde. Tabii bir kısmı Hindistan'a gitti. Onlara Farisiler ya da Parisiler deniliyor. Kalanların bir kısmı evet uzun süre sonra Müslüman oldu. Bir kısmı da Müslüman olduklarını söyleyip fakat Müslüman olmadılar. Bir kısmı da Zerdüşt kaldılar ve tabii buna da izin verildi. Hatta ateşkedeleri günümüze kadar, o zamandan bugünümüze kadar mevcut, hala yıkılmamış. Evet, bunlar Şiiliği kabul ederken hem İslam'ı yaşadılar hem de kendi kültürlerini aslında bir nevi, bu tamamen bilinçsizce oldu bence. Yani bilerek hadi biz şimdi Şiiliği yaşayalım ama onun altında Zerdüştlüğü yaşayalım değil. Bu kültürün devamlılığından kaynaklanan bir şey. Biliyoruz kültür devamlı bir şeydir. Yani yok olmuyor hiçbir şekilde. Sadece şekil değiştiriyor ve şekil değiştirirken özünü asla kaybetmiyor. Bu bir gerçek. Sadece Şiilikle, Zerdüştilikle ilgili olan bir şey de değil bu. Tüm dinlerde ve kültürlerde bu geçerlidir. Nitekim İslam'dan sonra mesela Pakistan'da yaşanılan İslam'la Özbekistan'da, Kırgızistan'da yaşanılan İslam, evet aynı İslam fakat tezahürleri farklı olabiliyor. Bu kültürden kaynaklanan bir şey. Ya da Arabistan'daki İslam kültürden dolayı Türkiye'deki İslam'la farklılıklar gösterebiliyor. Şimdi biz daha kurtarıcı inancına gelmeden önce ilk önce Zerdüşt'ü tanıdık. Daha sonra dualizmden bahsettik. Şimdi çok ama çok önemli bir konu olan Ferri-i İzedi'den bahsedeceğim. Ferri-i İzedi aslında anlaşılması çok da yani biraz zor olabiliyor. Çünkü hem maddi ve hem manevi bir şeydir. Ferre aslında ne demek, nedir, ne değildir? Şimdi ben size söyleyeceğim. Bu gördüğünüz, bu benim kitabımda da var hatta resmi. Şu Ferri-i İzedi'nin bir sembolidir. Nedir bakalım, ne anlama geliyor? Hep birlikte bakalım. Şimdi bu sembole ferevher, furuher, farklı isimler de söyleniliyor. Bir adam görüyoruz burada. Bu adam Zerdüşt dininin önderleri olarak, bilge adamlar olarak temsil ediyor, bilge insanları temsil ediyor. Burada görüyorsunuz sağ elini yukarı kaldırmış. Bu da Ahura Mazda'ya dua etmek anlamına geliyor. Burada bir halka görüyorsunuz bu bilge adamın elinde. Bu da mihir halkası olarak biliniyor ve Tanrı'yla insanın arasındaki o bağı gösteriyor. Enteresan, şurada kanatları var bu sembolün. Bakarsanız bir, iki, Hocam, buyurun. şu an sunumunuzda kaçıncı sayfadasınız? Evet. Ha, Sekiz. şimdi geldi. Biraz önce birinci sayfada kalmıştı. Yine mi? Ben de öyleydi de. Diğer arkadaşları bilmiyorum ama şu an doğru. Şu an sanırım bu fotoğraftan bahsediyordunuz. Sekizinci sayfa doğru. Tamam, teşekkür ederim. Evet. Evet, Furuher'den bahsediyordum. Eğer hani slide ilerlemediyse ben tekrar söyleyeyim. Burada yaşlı bir adam görüyoruz. Bu bilge insan anlamına geliyor. Sağ elini yukarı kaldırmış. Bu da Ahura Mazda'ya dua etmesi anlamına geliyor. Sol elinde ise bir halka var. İnsan ve Tanrı ilişkisinin sembolüdür. Kanatlarına dikkat ederseniz bu feravherin 1, 2, 3 kanadı var. Ve o da şeyi temsil ediyor. İyi düşünce, iyi söz ve iyi davranış. Yani Zerdüştlüğün sloganı.
Şurada bir halka var. Bu da aslında insanların yapıp ettikleri dönüp dolaşıp kendilerini bulacağının temsilidir. Ne ekersen onu biçersinin temsilidir. Daha sonra burada iki uzantı görüyoruz. Bu arkadaki uzantı kötü düşünceleri aslında şeytanı arkanızda bırakın ve öndeki uzantı iyi düşünceye doğru gidin. Burada altta gene üç katlı bir sufla aşağıda olan bir kanat görüyoruz. O da kötü düşünce, kötü davranış ve kötü sözü altta bırakmanız gerekiyor ve unutmanız gerekiyor. Anlamında bu ferre-i izedi yani ilahi ışığın temsili olarak, sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde de görüyorsunuz mesela bazı gençler bunu kolye olarak kullanıyorlar ya da dövme olarak mesela görebiliyoruz. Halen çok özellikle mesela İran'da çok kullanılıyor. Ben Türkiye'de de gördüm, buna şahit oldum. Hatta ilginçtir, Arnavutluk'ta da şahit oldum, bu kolyeyi kullanıyorlar. Ferre'nin aslında anlamını daha iyi anlamak için ne anlama geldiğini. Bu arada slide devam ediyor mu? Ediyor hocam. Heh. Evet hocam. Evet. Ferre'nin anlamını kavramak için en doğru yol Zerdüştilerin kutsal kitabı yani Avesta'ya bakmaktır. Avesta'ya baktığımızda Ferre'nin bir genel anlamını görüyoruz, bir de dar anlamını görüyoruz. Şimdi genel olarak Ferre'ye İzedi, İzed bu arada Tanrı demek, İzed. Genel olarak Tanrı, Ahuramazda ise tek Tanrı. Tanrısal nur olarak tercüme ettim ben Ferre'yi İzedi'yi. Bu tercüme bana ait. İnşallah doğrudur. Avesta'da bahsedilen genel anlamda Ferre'yi İzedi, bilge adamlara, bu din mensuplarına, hatta her İranlının cevherinde, her İranlı dediğim Zerdüştî İranlının cevherinde bulunan bir nurdur. Dar anlamıyla ise krallar başta olmak üzere peygamber Zerdüşt'e ve gelen kurtarıcılara, aslında Zerdüşt'ün soyundan gelen kurtarıcılara ve kahramanlara verilmiş olan bir güç, bir nur, bir lütuftur. Onları yanılmaktan alıkoyan, ahrimene karşı savaşmalarında yardımcı olan bir nur olarak görülüyor dar anlamıyla Ferre-i İzedi. Şimdi dedik ki dar anlamıyla Ferre-i İzedi kime veriliyor? Krallara, Zerdüşt'ün neslinden gelen kahramanlara ve kurtarıcılara veriliyor bu nur. Peki Ferre-i İzedi'ye sahip olan kişi nasıl bir ayrıcalığa sahip? Aslında ilahi bir yetkiye sahip oluyor. İnsanlarda nasıl tasarrufta bulunacak? Bu ilahi yetkiye sahip oluyorlar. Şimdi burada bir parantez açıyorum. Aslında bakarsanız Şii inancında da ismet sahibi olan kişi, masum olan imam, yani hatadan ve günahtan masum olan imam da bu çerçevede nedir? Bir velayet hükmü var. İnsanların, veli ne demek? Yetkili demek, değil mi? Veli yetkili demek. Velayet yetki sahibidir. Ve burada aslında bir benzerlik görüyoruz. Bir benzerlik tespit ediyoruz. İşte nitekim Zerdüştî bir toplumda ilahi bir yetki hakimse, aslında Şii toplumunda da yine ilahi bir yetki sahiptir. Sadece Zerdüştî toplumda bu yetki krala aittir. Şii toplumunda ise imama aittir. Peki imam nedir? Hem liderdir, yani hem dini liderdir, hem de siyasi lider olarak bilinir. Yani bu bizdeki halife ile aynı değildir, aynı
düşünce değildir. İleriki zamanlarda bundan bahsedeceğim zaten. Evet, bir de temiz soylu insanlara aittir. Peygamberlerin soyundan gelen insanlara aittir. Şimdi burada Taukobostan'da milattan sonra 3. asırda bir taş üzerine kazılmış bir resim görüyoruz. Şimdi soldan bakın, bu Mitra'dır. Tanrı Mitra, Mitraizm'den Zerdüştiliğe intikal eden bir tanrı görüyoruz. Dikkat ederseniz Mitra'nın etrafında güneş gibi parlayan bir nur var. Ortada ikinci Erdeşir'i görüyoruz. Burada da gene Ferrin bir gösterisi olarak bir şapka var. Bir taç var, şapkadan ziyade bir taç var başının üstünde. Ve bu da Tanrı Ahuramazda'dır. Tanrı Ahuramazda'dan Erdeşir ne yapıyor? Burada bir şey alıyor. Bu da Ferre-i İzedi'dir aslında. Ve güç ve yetkiyi sembolize eder. O zaman Erdeşir ne yapıyor? Tanrı'dan güç ve sembol ve yetkiyi, en önemlisi de, alıyor. Burada da Mitra var. Mitra da adeta bunu kutsuyor gibi duruyor. Bu da ilginç. Ve Mitra çok önemli. Çünkü Mitra güneş tanrısıdır. Güneş tanrısı olduğu için de aslında aydınlığı, ateşi sembolize ediyor. Ve Zerdüştilik için de önemlidir Mitra. Şunu söylemek istiyorum. Ben slaytta da, kitabımda da Farsça yazılardan, bu gördüğünüz yazı Arapça değil, Farsça. Farsça yazıları kullandım. Hatta mesela bir Şehnameden şiirlerden örnek verdiğimde de gene Farsça kullandım. Bunun sebebi şu: bir dil öğrenmek istiyorsanız tabii ki o dilin kültürünü öğreneceksiniz. Aynı zamanda bir din ve kültürü öğrenmek istiyorsanız o kültüre ait insanların dilini öğrenmeniz gerekiyor. Eğer burada mesela Zerdüştilikle ilgili ilgilenen ya da merak eden arkadaşlarımız varsa onlara Farsça öğrenmelerini tavsiye ediyorum ilk başta. Çünkü eserlerin çoğu Farsçadır. Eğer mesela tabii ki Avestaca ilk başta öğrenmeleri lazım, ama Avestaca'yı ders veren kimse şu an ben şahsen bulamadım. Fakat Farsçayı öğrenirseniz bu size çok yardımcı olur. Ben de hem kitabımda Farsça isimlerden bahsettim, hem de burada slaytta da Farsça olarak size göstermek istedim. Benim açımdan bu önemlidir. Şimdi Avesta'da Ferre'ye baktık. Bakalım Şehname'de nasıl anlatılmış bu Ferre, ilahi nur. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Hani Türkçe'de bir söz var: gözümün feri gitti. Bu fer aynı ışık anlamına geliyor. Gözümün ışığı gitti anlamına geliyor. Ve ilginçtir ki Arapça'da da bu fer kelimesi oraya da gitmiş ve orada da kullanılıyor. Bu fer çok ilginç bir unsurdur aslında. Her yerde etkisini bırakmıştır. Şimdi Şehname nedir? Şehname aslında 977 yılında Firdevsi tarafından yazılmış. Firdevsi Müslüman bir şair aslında. Hacimli eserdir vesaire. Şehname'nin özelliklerinden bahsediyoruz. Fakat Müslüman olan Firdevsi, tabii Şii veya Sünni olduğu tartışılıyor, ama bence Sünniydi. Şehname'yi yazıyor. Orada gene Ferre'den bahsediyor. Demek ki Ferre inancı halen İranlıların bir kültür parçası olarak, bir inanç parçası olarak İranlıların kültüründe, yaşamlarında halen devam ediyor. Önemli bir unsurdur.
Şimdi Cemşit bir kral biliyorsunuz. Cemşit'le ilgili şöyle yazıyor. Cihan'ın onuru onunla arttı. Şah'ın tahtı onunla nurlandı. Ben hem Ferre-i İzdiye sahibim, hem padişahım, hem de mubedim. Mubed, Zerdüştü din adamı demek, dedi. Kötülerin elini yaptıkları kötülüklerden keserim, ruhumu ışığa doğru yönlendiririm. Evet, bu ve bu gibi birçok eserde, İslam sonrası telif edilmiş eserlerde, birçok eserde, kitabında zikretmişimdir, oradan bakabilirseniz, Ferre-i İzzedi ile ilgili birçok yazı, alıntı var. Şimdi biz Ferre'den, ilahi ışıktan, Zerdüştilikte, Zerdüşt doktrininden bahsettik. Gelelim Şiilikteki nur kavramına. Ferre metaforunun Şiilikteki bir karşılık bulduğunu aslında görüyoruz. Bu sadece Şiilikte değil, tasavvufta da bir Nure Muhammedi'den bahsedilir. Nure Muhammedi işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nurdan yaratılması vesaire söz konusudur. Şimdi ben Şiiler aslında bunu söylerken tabii ki kendi rivayetleri var, kendi delilleri var. Ben peygamberden nakledilen Şii literatüründe bulunan bir rivayetten size bahsedeceğim. Bakalım bu rivayette Hazreti Peygamber ne diyor? Şiilere göre tabii. Allah benim, Ali'nin, Fatıma'nın, Hasan'ın ve Hüseyin'in nurunun dünyanın yaratılışından 7.000 sene önce var etti. Bakın daha dünya yaratılmamış, 7.000 sene önce Peygamberin, Ali'nin, Fatıma'nın ve neslinin nuru yaratılmış. Enes bin Malik dedi ki peygambere, siz nasıldınız ey Allah Resulü diye sordum. Bunun üzerine biz Allah'ın arşının önünde onu tesbih ve takdis eden nurlardık diye buyurdu. Nasıl ve ne şekildeydiniz diye sorunca şöyle dedi. Nur şeklindeydik ta ki Allah bizim bu nurani varlığımızı Adem Aleyhisselam'ın soyuna koymaya karar verene dek. Daha sonra zamanın geçmesiyle birlikte nesilden nesile bize şirkin kirliliği ve küfrün pisliği bulaşmadan ataların temiz soyundan ve annelerin temiz rahimlerinden bizi çıkardı. Ali ve Fatıma yani 12 nurun evliliğinden 12 nur daha özür dilerim o iki nurun evliliğinden iki nur daha yani Hasan ve Hüseyin var oldular. Ali'nin nuru Hasan'da bitip Hüseyin'de devam etmiştir. Peki burada bu rivayetten ne anlıyoruz? Birinci unsur peygamberin ve ehli beytin nur olduğu, nur olarak yaratıldığı Şii inancına göre ortaya çıkıyor. Daha sonra Adem'in nurani varlığı Adem'in soyundan devam ediyor. Ve ilginçtir ki burada da aynı Zerdüştiler gibi nesilden nesile devam ediyor bu nur. Ve bu nur İsmet olarak karşımıza çıkıyor. Diyor ki bizi şirkin kirliliği ve küfrün pisliği bulaşmadan atalarımızın temiz soyundan ve annelerimizin temiz rahminden bizi çıkardı. İşte bu önemli. Bu nur demek ki İsmet sıfatını imamlara vermiş ve nesilden nesile devam etmiştir. Evet, bu görüntüde de görüyorsunuz Hazreti Peygamber'dir bu. Yüzleri Şiilikte peygamberin, Hazreti Muhammed'in ve imamların yüzü gösterilmez. Ve onun yerine bir nur gösterilir her zaman. Diğer peygamberleri gösteriyorlar aslında. Mesela Hazreti Yusuf, Hazreti İsa bunların hepsinin filmini yapmışlar ve yüzleri gözüküyor. Fakat Hazreti Muhammed'in hatta Hazreti Ali'nin ve diğer imamların yüzü asla gösterilemez. Gördüğünüz gibi bu Hazreti Muhammed, bu Hazreti Ali elinde Zülfikar ve bunlar da 12 imam. Şimdi
Şii'deki Nur'dan bahsettik. Zerdüştilik'teki Ferre'den bahsettik. Bakalım bunların benzer yönleri nedir? Her iki inançta da bunlar yöneticiler, ister kral olsun, ister imamlar olsun. Her iki inançta da Allah tarafından bahşedilmiş bir nur sayesinde bunlar yetki sahibi oluyorlar. Allah'ın temsilcileri oluyorlar. Ve bu yetki onlara velayet hakkı veriyor. Yani biliyorsunuz zaten velayet yetki hakkı demek. Her türlü yetki, maddi, manevi, dini. Bu yüzden de imama Şiilikte, Zerdüştilikte ise krala itaat etmek Tanrı'ya itaat etmektir. Peki Tanrı'ya, imama veya krala isyan etmek ise Tanrı'ya isyan etmektir. Evet, işte İsmet ilahi bir yetkiye sahiptir dedik Şiilikte ve bunun nesilden nesile intikal etmesi unsuru da önemlidir. Bir daha tekrar edeceğim önemli olduğu için. Nitekim Zerdüştilik'te Ferre-i İzedi nesilden nesile intikal ettiği gibi bunun sebebini de nasıl nesilden nesile intikal ediyor bir sonraki slide'da söyleyeceğim. Şiilikte de gene az önceki hadisten anlaşıldığı gibi ki birçok rivayet var bu şekilde gene peygamberin neslinden Ali, Hasan, Hüseyin olarak devam ediyor ta 12. imama kadar. Şimdi bu kadar giriş yaptıktan sonra gelelim ana konumuza. Seminerin ana konusu Zerdüşti Şii etkileşimi açısından kurtarıcı inancı. İlk önce Saoşiant kelimesini bilmemiz lazım. Neden? Çünkü kurtarıcı, Zerdüştilik'teki kurtarıcının ismi Saoşiant'tır. Hem Saoşiant olarak telaffuz edilir, hem Saoşians olarak telaffuz edilir, hem de başka telaffuzları vardır. Bu farklılıklar da nereden kaynaklanıyor? Avestaca çok eski bir dildir. Onun için onu çözdükleri zaman bazı harekelenmeler, nasıl desem, harekelenmeler ve yanlış okumalar söz konusu olabiliyor. Onun için bir kelimenin birçok okunuş tarzı olabiliyor. O yüzden bu farklılıklar da ortaya çıkıyor. Şimdi bu kavram Saoşiant ne anlamına geliyor? Fayda veren ve yarar sağlayan genel anlamı bu. Dar anlamı ise gene kurtarıcı veya kurtaran anlamına geliyor. Saoşiant kelimesi. Şimdi başta biz ne dedik? Dedik ki bir toplumda kral Allah tarafından yetki sahibi oluyor. Bu yetkiyi de neyin nasıl alıyor? O taştaki kazımadan size gösterdiğim kazımayı hatırlayın. Kimden alıyordu? Ahura Mazda'dan, direkt Tanrı'dan alıyor o yetkiyi ve o gücü. Peki bir toplumda kral yetkisini kaybettiği zaman ne oluyor acaba? Yetkisiz, lidersiz bir toplum düşünülemez Zerdüştilik'te. İşte burada kurtarıcı devreye giriyor. Krallardan bu yetki gittikten sonra kurtarıcılar devreye giriyor. Peki, Saoşiantların görevi başlıyor. Saoşiantların görevi nedir? Saoşiantlar bu dünyayı yenilemekle görevliler. Kötülüklerden kurtaracaklar dünyayı. Evet. Ve bu Saoşiant, bir kurtarıcı bekleyişi, İran'ın İslam fethinden sonra aslında daha da vurgulandı. Çünkü Yahudilerde olduğu gibi, mesela Yahudiler Babil sürgününden sonra çok sıkıntı çektikleri için orada daha detaylı, daha öne çıkan bir kurtarıcı inancı ortaya çıkmıştı. Kurtarıcı kral. Burada da aynı şekilde kendini baskı altında hisseden Zerdüştiler
bu kurtarıcıya bir şekilde daha önem verdiler. Şimdi kurtarıcı inancını anlamamız için Zerdüşti takvimini anlamamız gerekiyor. Çok ilginçtir. Zerdüştilik o Hindavrupa bölgesinde sadece Zerdüştilikte bir başlangıç ve bir son var. Hinduizmde ya da Budizmde mesela döngüsel bir zaman kavramı var karmadan dolayı. Ama Zerdüştilikte bir başlangıç, yaratılış var ve bir son var. Bu gerçekten enteresandır. Şimdi slaytta da gördüğünüz gibi Zerdüştiler dünyanın ömrünü dörde bölüyorlar. Her biri 3 sene, 3000 sene olarak geçiyor. Nasıldır? Birinci devir 3000 sene. 1, 2, 3. Birinci devir. Nedir bu? Minoi devir. Ne demek? Maddi yaratılıştan önceki devir. Henüz madde yok. Peki. İkinci 3000 sene giti ve maddi devirdir. İşte Tanrı Ahura Mazda bu ikinci 3000 senede iyilikleri, varlıkları, maddeyi yarattı. Zaten Ehrimen, daha önce de söylemiştim dualizmden bahsederken, bu iyilikleri görüp kıskandığı için ışığı gördü ve karanlık olarak kötülükleri yarattı ve orada zaten savaş ve mücadele 3. 3000 senede başlıyor. Karanlık ve ışık devri. Ahura Mazda ve Ehrimen'in mücadelesi başlıyor. Peki geldik en önemli 4. devire. 4. devirde kim ortaya çıkıyor? Zerdüşt. Zerdüşt ortaya çıkıyor 4. devirde. Peki 1. bin yılda Zerdüşt başında. Zerdüşt devreye giriyor. 1. bin yılın sonunda, 2. ve 3. bin yılın sonlarında ise 3 Sovşiyant sırasıyla ortaya çıkıyorlar. O zaman nasıl oldu? 4. devirde 1. bin yılın başında Zerdüşt geliyor. Bin yılın sonunda birinci kurtarıcı, ikinci yıl ve üçüncü yılın sonunda da ikinci ve üçüncü kurtarıcı ortaya çıkıyor. Bu Zerdüşti takvimin ya da Zerdüştilerin zaman anlayışı. Dünyanın ömrünü bu şekilde görüyorlar. Yani toplam 12 bin sene. 4 tane 3 bin sene olarak görüyorlar. Gelelim üç kurtarıcıya. Şimdi kurtarıcılar, birincisi Huşider veya Uhşiyat Erata'dır. İkinci kurtarıcının ismi Huşidermah veya Uhşiyat Nemah. Üçüncü kurtarıcı asıl olan aslında Savşiyant veya Astvat Erata'dır. Şimdi bu kurtarıcıların bir nasıl dünyaya geliyorlar, kimlerdir, nasıllardır? Çok kısa anlatacağım. Şu şekilde bunların dünyaya gelmesi mucizevi bir şekilde gerçekleşiyor. İşte Zerdüşt'ten sonra demiştik, 1000 sene sonra bir asilzade, Zerdüşti literatüründe bir nehir var. O nehir ismi Kiansiye. Bu nehir kutsaldır. Peki tıpkı Ganj nehri gibi. Bu nehir kutsaldır. Burada Anahita, su tanrıçası, Zerdüşt'ün döllerini muhafaza ediyor. Bin yıl geçtikten sonra Huşider'in annesi genç bir kızken ve bir asilzadeyken, bu çok önemli, yıkanmaya o dereye gidiyor, o nehire gidiyor ve hamile kalıyor Huşider'e, kurtarıcıya. İki diğer kurtarıcılar da aynı şekilde anneleri onlara gebe kalıyor ve bunlar dünyaya geliyorlar zamanı geldiğinde. Aslında birinci ve ikinci kurtarıcı Sovşiyant veya Astvat Erata'ya bir zemin hazırlamak için geliyorlar. Burada işte bu üç kurtarıcının sırasıyla gelmesi bize
Şiilikteki Mehdi'nin birinci gaybet, ikinci gaybet ve en son üçüncü gaybette gelmesini de andırıyor. Bir üç aşama var orada da. Şimdi yine Ferre-i İzedi'de olduğu gibi biz Savşyant kavramını da aslında Avesta'da aramamız gerekiyor. Çünkü Zerdüştü dinin kaynağı nedir? Kutsal kitabı Avesta'dır. Şimdi Avesta'yı biz ikiye ayırıyoruz. Birincisi eski Avesta, yani Gatalar. Gatalar nedir? Gatalar bizzat Zerdüşt'ün kendi sözleridir. Buna eski Avesta diyorlar. Peki yeni Avesta nedir? Yeni Avesta ise Gatalar dışındaki bölümlere söyleniyor ve bir kısmı da zaten İslam fethinden sonra derlenmiştir. Şimdi eski Avesta'da yani Gatalara baktığımızda bu kurtarıcı inancı biraz daha üstü kapalı olarak zikrediliyor. İlk başta Zerdüşt anlamına geliyor bu kurtarıcı inancı Gatalarda. Yani Zerdüşt demek yerine Savşyant diyor. Daha sonra Savşyant kelimesini kullandığı zaman bilge adamdan bahsediyor. Örnek veriyorum. Şurada Yesna bölümünden bir hat paylaşacağım sizinle. Hat ne demek? Hat bizdeki ayet demek. Bölüm demek. Ey Mazda, senin aşağı yani ilahi düzen ve din ışığında herkes ve beni rahatsız edenlere hükmettiğini nasıl anlayacağım? Bana iyi düşüncenin emrini anlat. Zira Savşyant neyle ödülleneceğini bilmelidir. Şimdi bizi ilgilendiren kısım Savşyant'tır. Burada dinler tarihçiler Savşyant'ı bir kısmı kurtarıcı olarak tercüme ediyorlar. Bir kısmı ise din adamı olarak tercüme ediyorlar. Dolayısıyla rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Eski Avestalarda ya da Gatalarda kurtarıcı ve Savşyant kavramı çok net değil. Evet, kurtarıcı anlamında yorumlanabilir fakat çok net değil. Gelelim yeni Avesta'da Savşyant'a ya da İslam sonrası telif edilmiş eserlerdeki Savşyant'a. Burada daha net bir şekilde bir kurtarıcı inancından bahsediyor aslında. Özellikle de Denkert, Bundahishn gibi İslam sonrasında derlenen kitaplarda, eserlerde Savşyant kavramı daha net bir şekilde ortaya çıkıyor ve çok ilginçtir ki İslam yani İslami bir şekilde aslında Müslümanlardan etkilenerek bu ortaya çıkıyor bu anlatım. Yine burada bu neden gerçekleşiyor, neden böyledir diye soracak olursak ben gene kültürün devamlılığından bahsedeceğim. Bence bu çok önemli bir şey. Kültür devamlı olduğu için şimdi İslam fethi oldu İran'da. İslam kültürü ve Zerdüştü kültürü birbiriyle karşı karşıya geldiler. Bu iki kültür karşılıklı olarak birbirinden etkilendiler bence. Nasıl oldu? İşte nasıl ki biz diyoruz kurtarıcıyla, yani çoğu dinler tarihçisi şunun üzerinde duruyorlar. Kurtarıcı inancında özellikle Şii'nin Zerdüştilikten etkilendiğini söylüyorlar. Fakat ben tezimde de, kitabımda da, kitaplaşmış tezimde de şundan bahsediyorum. Kurtarıcı inancı bence bir miktar da Zerdüştilikteki kurtarıcı inancı aslında Şiilikten etkilenmiştir. Çünkü İslam sonrası özellikle Şiiliğin yayıldığı döneme baktığımızda, Zerdüştü eserlerine baktığımızda İslam'la uyumlu bazı özelliklere sahip bu Savşyant. Dolayısıyla bu tek taraflı bir etkileşim değildir kesinlikle.
Tabii benim tezim sadece bir tezdir. Yani bunu doğru ya da yanlış bulursanız o başka bir şey ve hiçbir tez kesin değildir. Şunu ifade edeyim. Burada söylediklerim sadece bir varsayım olarak bazı delilleri sunarak bunları söylüyorum ben. Evet, şimdi biz Sentient'ı anladık. En başta Zerdüşt'ü anladık aşama aşama. Dualizmi anladık, Ferri'yi anladık, Sentient'ı anladık. Şimdi gelelim Şia inancına göre Mehdi'lik. Evet, burada işte Mehdi atıyla geliyor ve yine burada gördüğünüz gibi yüzü nurla kaplı, yüzünü göstermiyorlar, gökyüzünde gelecek olan Mehdi'yi gösteriyor burada bu resimde. Farsça olarak merak ediyorsanız da ne yazıyor diye. Cehan deren tezaretost. Yani bir cihan, dünya seni bekliyor. Bu da önemli. Neden? Söyleyeceğim biraz da. Unutmayın. Evet. Şimdi Mehdi kelimesi aslında Huda kelimesinden, yani doğru yolu bulmak, Huda kelimesinden türemiştir. Hidayete erdirilmiş, kendisine doğru yol gösterilmiş demek kelime anlamı. Nitekim nasıl ki imamet meselesi, Şiilikte imamet meselesi bir itikadi meselesi, itikadi bir konu olduğu gibi Şii mezhebinde de Papağan dikkatimi dağıttı. Evet, Şii mezhebinde de Mehdi'nin geleceği meselesi aynı şekilde imamet gibi bir itikadi meseledir. Mesela Ehl-i Sünnet'te hilafet böyle değildir. Bir itikadi mesele değildir. Fakat Şii'de imamet Allah tarafından nesbedildiği için itikadi bir meseledir. Ve 12. imamın gaybeti, ismet ve velayet Şii'nin imamet sistemini oluşturuyor. Yani bir üçgen düşünün. Gaybet, ismet, velayet. Ortada nedir? İmameti teşkil ediyor. Ve bu yeni bir şey değildir. Aslında bir toplumu bir imamın idare etmesi, dini liderin idare etmesi. Çünkü İran'ın zaten tarihte, yani önceden beri böyleydi. Kutsal bir siyaset söz konusuydu. Din ve siyaset hiçbir zaman zaten ayrılmadı İran'da. Hatta günümüzde de öyledir. Ne ilginç ki günümüzde de bu şekilde devam ediyor. İran'da dini lider var ve yetki ve velayet onun elindedir ve kendini Mehdi'nin velisi olarak biliyor. Mehdi Tanrı'dan almış yetkisini, veli-i fakih şu anki dini lider ise yetkisini Mehdi'den almış. Evet. Mehdi Samerra şehrinde İmam Hasan el-Askeri'nin, yani Şiilerin 11. imamı, peygamberin neslinden olan, peygamberin torunu olan Hasan el-Askeri ve Susen, Rum'dan olan bir cariyeden dünyaya gelmiş. Bu cariye, fakat cariye olmadan önce bir asilzade ve bir prenses imiş. 255'te dünyaya gelmiş ve 260'da 5 yaşındayken babası vefat ediyor ve Mehdi ne oluyor? İmam oluyor. Mehdi küçük gaybet, yani gaybet-i suğra ve gaybet-i kübra, büyük gaybete gidiyor. Küçük gaybet Mehdi'ni aslında düşmanlardan ya da sünni olan devletlerden daha çok korumak için Allah bunu kendi yanına alıyor. Bir ara geliyor ve tekrar gidiyor büyük gaybete ve kıyamet olunca, artık kıyametten önce gelecek yeryüzüne. Şimdi Şia'nın Mehdi ile ilgili delil gösterdiği ayetler ve hadisler gerçekten çok fazla. Ben bunlardan elde ettiğim sonuçları sadece sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü burada çok fazla uzun sürer başka şekilde devam etmek istersem. Sadece şunu söyleyeyim. Tıpkı Zerdüştü'deki olduğu gibi
Şiilikte de imamsız bir devir mümkün değildir. Asla mümkün değildir. Peki 11. İmam Hasan el-Askeri vefat etti. Vefat etti yani bu imamlık müessesesi de yani kıyamete kadar hep bir imam gelsin, bir imam gelsin olmaz yani. Çok fazla imam olur. Nasıl çözdüler olayı? İşte Mehdi dünyaya geldi, Allah'a gitti ve hala yaşıyor. Ve bunun delil olarak Ra'd suresini aslında ayet olarak gösteriyorlar. Her milletin bir yol göstereni vardır. Bu da bunu da yorumunda diyorlar ki dolayısıyla hiçbir ümmet, hiçbir millet imamsız olamaz. Hadislere geldiğimizde ise peygamberden şöyle naklediyorlar. Şeyh Saduk bin Babeveh'den naklediyorlar. Şii muhaddis. Diyor ki Peygamber Efendimiz, Mehdi benim soyumdandır. Bu önemli, peygamberin soyundan. İsmi benim ismimdir, Muhammed. Lakabı benim lakabimdir. Yaratılışı ve huy bakımından da en çok bana benziyordur. İnsanlar dinini kaybedene kadar gaybette olacaktır. Ne demek dinini kaybedene kadar? Kıyamete kadar kastediyor. Zaman geldiğinde kayan bir yıldız gibi gelip zulmü ve haksızlıkları haksızlıkla dolup taşan dünyayı adalet ve hakla dolduracaktır. Zaten kurtarıcının görevi her dinde budur. Şiilikte de bu şekildedir. Aslında Şiilik ortaya çıktığından beri hep bir azınlıktı. Hep bir gizlilik içinde yaşamak zorunda kalmışlar. Ve kendilerince hep zulüm görmüşler. Bundan dolayı aslında bu kurtarıcı inancı bu kadar ön planda. Kurtarmak istiyorlar, kurtarılmak istiyorlar. Bunun arzusuyla yaşıyorlar. Ve önemli olan ben en başta şu resimde göstermiştim size. Bir cihan seni bekliyor. Bu önemli demiştim. Çünkü Şialara göre Mehdi tüm cihanı kurtaracak. Tıpkı Sovşiyant gibi. Sovşiyant da tüm dünyayı kurtarıyor. Sadece Zerdüştileri değil. Şiilikte de Mehdi tüm dünyayı kurtarıyor. Sadece Şialeri değil. Tamam. Mehdi'ye ve onun zuhuruna inanmak gayba imanın bir parçasıdır. Evet. Yüzünün parlayacak olmasını söyledik, parlayacağını söyledik. Gene burada Meclisi'den bir hadis naklediyor. Diyor ki Resulullah Mehdi ile ilgili şöyle buyurdu. Mehdi benim torunlarımdandır ve yüzü bir yıldız gibi parlayan bir erkek olacak. Yani gene burada parlama, nur ortadadır. Tüm kurtarıcılar gibi fitneyi, fesadı, günahı hepsini toplayacak ve dünyayı kurtaracaktır. Ve tabii ki zuhur gerçekleşmeden önce bir sürü hadiseler vuku bulacaktır ki bu zuhur yaklaştı anlamına gelecek. Yavaş yavaş sonumun sonuna yaklaşıyorum. Sovşiyant ve Mehdi'nin benzer yönleri. Vaat edilmiş olmaları, birinci benzer yönü. Ne demek vaat edilmiş olmaları? Biz Avesta'da gördüğümüz gibi Sovşiyant'la ilgili, geleceğiyle ilgili hatlar var, yani ayetler var. Aynı şekilde Şiaların da rivayetlerinde ve bazı ayetlerin yorumunda Mehdi'nin geleceği gösteriliyor. Her iki kurtarıcının da peygamber soyundan gelmesi, bu da önemli. Sovşiyantlar Zerdüşt'ün soyundan geliyorlar. Direkt Zerdüşt'ün oğlular hatta. Mehdi de gene peygamberin soyundan geliyor. Üçüncü benzer yönü her iki kurtarıcının da anne tarafından temiz soya sahip olması. Babaları zaten peygamber, anneleri ise asil ve temiz soylu kadınlar. Dördüncü benzer yönleri doğumlarının harikulade olmaları. Tabii ki Mehdi'nin de doğumuyla ilgili bir sürü rivayet var. Nasıl doğdu? Zerdüşt de mesela doğunca güldü vesaire. Mehdi ile ilgili doğunca yüzü parlaktı.
gibi rivayetler var. Beşinci benzer yönüne baktığımızda her iki kurtarıcı da Tanrı tarafından korunmuştur. Zerdüşt'ün ödülü Kiyasiye nehrinde korunmuş. Mehdi ise gaybete gitmiş ve Allah tarafında zaten ne için gitmiş? Korunmak için. Allah onu koruyor. Altıncı benzer yönleri ise her ikisi de peygamberlerin çıktığı yer olan ve dünyanın merkezi olduğuna inanan yerden zuhur edecektir. Mehdi Mekke'den çıkacak. Saushyant ise Hunyers diye bir yerden çıkacak. Çünkü Zerdüştlilere göre dünya yedi kıtadan oluşuyor ve bu yedi kıtanın merkez kıtası ise Hunyers'tir. Her iki kurtarıcının da ashabı olacak. Zerdüştlilikte bu Saushyant'ın altı ashabı var ve her bir ashab, ne dedik, yedi kıta var. Her bir kişi bir kıtaya hükmedecek. Mehdi'nin de ashabı var. Hatta bazı dualarda, mesela Cevşen Kebir gibi önemli olan Şiiler için önemli dualarda ya da Aşura ziyaretinde işte şöyle ifadeler var: Allah'ım bizi Mehdi'nin ashabı olanlardan kıl diye. Sekizinci benzer yön ise her iki kurtarıcının da evrenselliği meselesidir. Daha önce de söylediğim gibi sadece kendi kavmini kurtarmaya gelmiyor. Tüm dünyayı kurtaracak. Ve bir dizi mucizeler gerçekleşiyor. Mesela Saushyant gelmeden önce güneş 10 gün duruyor, hareket etmiyor vesaire gibi bir dizi mucizeler gerçekleşiyor. Mehdi ile ilgili de aynı şey söz konusu. Tabii Mehdi ve Saushyant'ın sadece benzer yönleri yok. Bunların ayrışan bazı yönleri de var. Bunların biri, ilki olarak yani, biliyoruz Saushyant, 3 Saushyant gelecek ve her biri her 1000 senenin başında dünyaya gelecekler. Fakat Şii'deki Mehdi zaten 200 Hicri 255'te dünyaya gelmiştir ve bekliyordur. Bu yönden ayrışıyorlar birbiriyle. Diğer fark ise kurtarıcıya yüklenen anlamdır. Bence bu biraz en önemli husus bu. Çünkü Zerdüştlilikte tamam, Zerdüşt'ün soyundan bir kurtarıcı gelecek. Ondan sonra dünyayı düzeltecek, kötülüğü yenecek ve dünya bitecek, bu kadar. Fakat Mehdi ile ilgili olan olaylar, yüklenen anlam çok daha fazladır. Çok daha manevi bir anlam yüklemişler Mehdi'ye. Mesela bazı rivayetler var. Özellikle Gulat, Şii dediğimiz Gulat, daha ekstrem olanlar. İşte Mehdi amel defterlerimize bakıyor, Mehdi gelip halifeleri işte topraktan çıkaracak, onları tekrar yani kabirlerinden çıkaracak, onları cezalandıracak gibi rivayetler söz konusudur. Mehdi'ye çok fazla görev yüklemişler, çok fazla ön plana çıkarmışlar Saushyant'a göre. Ve sonuncu ayrışan yön ise Şia'ya göre kıyametten önce sadece bir Mehdi zuhur edecek ama Zerdüştlilikte zaten 3 kurtarıcı gelecek diyebiliriz. Sonuç olarak şunu ifade etmem gerekiyor. Ferre-i İzedi ve İsmet ve İmamet aslında birbiriyle etkileşen, karşılık bulan İki unsurdur iki dinde ve her ikisi de bir ilahi yetkiye sebep oluyor. Bu ilahi yetki her iki dinde de nesilden nesile aktarılıyor. Ve bu ferre ve bu ışığa sahip olan kimseler Allah tarafından aslında bir hüccetler. Yeryüzünde Allah'ın bir vekili olarak görülüyor. İtaat onlara itaat vaciptir. İlahi yetkiyle ilgili bu yaklaşımın yanı sıra Zerdüştlilikte ve Şia mensupları ikisi de bir ortak kadere sahipler. Ortak bir kaderi paylaşıyorlar. Zerdüştliler de azınlık olarak kendilerini baskı altında hissediyorlar Müslümanlar tarafından. İster istemez bu oluyor. Hani bu Müslümanlar baskı
nasıl desem, baskı uyguladı anlamına gelmiyor. Bunları zorla Müslüman etti anlamına gelmiyor. İster istemez o kendisini öyle hissedecektir. Bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü sonuçta cizye ödüyorlar kendi ülkelerinde, kendi memleketlerinde. İkinci sınıf bir vatandaşlar. Yönetim onların elinde değil. Yani bunlar önemli. Şiiler de aynı şekilde, aynı kadarı paylaşıyorlar derken, Şiiler de aynı şekilde kendilerini bir sünni bir hükümet var. Tabii, her devirde. Ta Safevi, işte en Safevilere göre 500 sene önce Safevilere kadar böyle Büveyhiler, daha sonra Sefeviler, daha doğru düzgün bir devlet bile değiller. Güçleri yok, baskı altındalar, rahatça dinlerini yaşayamıyorlar. İşte ortak kaderi paylaştıkları için de her iki dinde de, Zerdüştilikte de ve Şiilikte de nedir? Bir kurtarıcı inancı söz konusudur ve karşılıklı bir şekilde etkileşimde bulunmuşlardır diyorum ve burada sunumumu sonlandırıyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bilginize, ağzınıza sağlık. Hocamıza sormak istediğiniz soru varsa değerli katılımcılar, mikrofonu açıp da söyleyebilirsiniz ya da yazabilirsiniz. Sunumları için çok teşekkür ediyoruz Mahsa Rica ederim. hocama. Mahsa hocam yani vurguları çok iyi yaptı. Özellikle dil konusunda kesinlikle katılıyorum hocam sizin. Bu arada hocam Farsça, Arapça, İngilizce ve Arnavutça dilini biliyor. Onu galiba başta söylemeyi unutmuştum. Bu vesileyle de söylemiş olayım. Dil bilmek gerçekten önemli, özellikle bizim alanla ilgili. Kesinlikle. Sunumlarımız devam edecek değerli katılımcılarımız. 27 Ocak'ta Esra Nur Çiftçi hocamızla. En son aldığım bilgiye göre Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde araştırma görevlisi kendisi. Antik dinlerde teslis inancıyla ilgili bir sunum yapacak inşallah. Sonra Sümeyra Aksoy hocam var. O da Hümanist Yahudilerle ilgili. Bu sunumlar gerçekten faydalı olacak diye düşünüyorum. Çünkü çok farklı farklı konular. Hocamın da bugün anlattığı kurtarıcı inancı çok önemli. Böylelikle farklı konularda bir araya geliyoruz ve bu gayet iyi oluyor diye düşünüyorum. Hocam soru bekledim. Şu anlık bir soru yok. Ağzınıza sağlık. Rica ederim, rica Çok ederim. teşekkür ediyoruz sunumunuz için. Eyvallah. Tüm katılımcılara hayırlı akşamlar diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum tekrardan. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Eyvallah hocam. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Teşekkür ederim.